yola çıkmaya başlamış. 31-24 bakalım. Çocuğa birazcık et yedirsene. Hocam et tüketmiyor. Et sevmiyor. Vejetaryen mi? Yiyecekleri falan yiyor hocam. Bizde ürik asit düşüklüğü var, başka hiçbir şey yok. O da hiçbir şey etkilemez sende. Titrasyonunu söylediler mi sana? Yok. Pozitif demişlerdir büyük ihtimalle. Negatifleşmemiş olsa bile tutarsan sıfır aşı şeyine girersin. Tamam mı? Onun dışında hiçbir problem yok karaciğerle ilgili. Muhtemelen zaten karaciğer o şey alınan kısmı doldurdu yani şey değil. 1998-99 yıllarında hepatit B taşıyıcısı oldum. Abim de bu rahatsızlıktan vefat etti. O zamanlar tabii tedavi bu kadar şey değildi, ileri seviyede değildi. 2010 yıllarında tamamen kronikleşmeye başladı hastalık. 10 sene falan ciddi anlamda tedavi gördüm. Bayağı ağır bir süreçti bizim için. Hem aile olarak hem kızlarım olsun bayağı bu konuda yıprandılar. 2021 yılında artık son evreye geldim. Şiroza çevirdi. Yani artık yemem sıkıntılı, iş yapmam sıkıntılı, hareketlerim kısıtlanmaya başlamıştı. Tabii ki tedavi sürecim bittiği için nakil sürecine geçtik. Bu nakil sürecinde önce eşim vermeyi düşünüyordu. Hani biz ondan alıp almama konusunda da çünkü ailede çalışan tek birey olduğu için yalnız o hani ne olursa olsun vereceğim düşüncesinde bu konuda ona teşekkür ediyorum. Çok destek oldu bana. Tabii ki kontrole gittiğimiz zaman doktor Buse'yi görünce büyük kızımı buna hücrelerin daha birebir uyar. Zaten bir aylık bir sürecin kalmış. Damarların artık büzüşmeye başlamış. Olursan senin açımdan iyi olur. Olmazsan yapsak bile herhangi bir şekilde sonuç alamayacağız dedi. Tabii ki Buse de bu konuda artık hani biz ona bu konuda ne ısrar ya da hiçbir şekilde şeyi yapmadık. O da öyle söyleyince direkt ben veririm dedi. Son dakikaya kadar da hani bu konuda emin olup olmayacağını sorduk. Yani ben ona hayat verdim ama ikinci hayatı o bana verdi. Bu konuda ona teşekkür ediyorum. Gerçekten benim mucizem öyle diyeyim. Yani bu konuda herkesin de bilinçli olması lazım. Farkındalık sahibi olması lazım. Çünkü gerçekten çok bilinçli şekilde davrandı. Hani biz anne baba olarak ona belki kıymak istemedik. Ama hani bunun gerçekten sağlık açısından ona bir zarar vermediğini, sıkıntılı bir süreç olmadığını gördük. Tabii ki bu konuda arkamızda olan özellikle Cem Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Bütün sağlıkçılara hepsi de desteğini bizden esirgemedi. Hem psikolojik olarak hem genel olarak her konuda desteklerini gördük. Ya bu konuda hepsine teşekkür ediyorum. Aileme, eşime hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuda hepsi bana destek oldu. Yani şu an gerçekten sağlıklı bir hayata döndüm. Her şeyi normal şekilde yaşıyorum. Yemem değişti. Yemeyle hiç alakam yoktu. 10 sene hiçbir şey yememişim ben. Gerçekten. Ama şu an gerçekten yemek yiyorum, gezebiliyorum, işimi rahat yapıyorum. Yeniden doğdum diyeyim. Buna sebep olanlara da çok teşekkür ediyorum her konuda. Tabii ki büyük mucizem kızım. Ona da teşekkür ediyorum. Canlı verici ayrı, kadavra şeklinde de insanların bilinçli olup bu organ naklini düşünmeleri aslında çok güzel bir şey. O yüzden herkese tavsiye ediyorum. Yani bu konuda da tereddüt etmelerinde ya da korkmalarında herhangi bir şey yok. Hem kendileri için hani diyorlar ya bu dünyada ne yaptın? Aslında büyük bir iyilik yapmak istiyorlarsa en büyük iyilik bu bence. Annemin yıprandığı kadar tabii ki biz de yıprandık bu süreçte. Annem bayağı acılar çekti. Yemesi değişti, her şekilde sıkıntılar yaşadı. Biz bu süreçte her zaman onun yanında olduk tabii ki. Aslında ben hiç işin içinde yoktum. Babam verecekti. Ancak babamın işi ağır olduğu için çalışması gerekiyordu.
Doktor da beni daha uygun olduğunu söyledi. Hücrelerimiz daha uygundu. Ben asla düşünmedim. Halbuki yani ben iğneden bile korkan bir insanım. Ama asla düşünmedim. Tereddüt bile etmedim. Direkt zaten işlemler başlatıldı. Herkes benim annem kadar şanslı olmayabilir. Hastanede ben bunu gerçekten kaldığım süreçte gördüm. Çoğu kişi hani asla canlı kadavra zaten gelmiyor bile, o kadar az. Canlı asla kabul etmiyorlar çünkü etkileri olabilir diye düşünüyorlar. Ama benim hiçbir yaşam koşullarım değişmedi. Sağlığımda hiçbir sıkıntı yok. Herkesin böyle bir iyilik yapmasını istiyorum. Organ bağışı gerçekten çok önemli. Evet, tabii ki mutluyum. Annem yanımda. Annem gayet sağlıklı. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne zaman nakil olmuştun? 2021 Eylül'de herhalde. 2021 Eylül'de. 1,5